İyi akşamlar. Ankara'ya yolu düşen Urlalılar diye yola çıktık, gidiyoruz. Bir dakika sonra hangi durağa gideceğimiz belli değil. Böyle bodoslama bir girelim bakalım bir konuya. Şeyden başladım. Biz bir gün bizim eşimin Yargıtay'da çok önemli bir davası varmış. Ben de gittim ona beraber. Atladık uçağa gittik. Şimdi Ankara'ya gidince Ankara benim memleketim. Dedim ben size bir şey yapayım buralarda. Bir program yapayım. İşten kalan zamanda bir şeyler yapayım dedim. Önce şu Dedeman Oteli'ne gidelim dedik. Dedeman Oteli'ne yerleşelim dedik. Zaten Yargıtay'ın karşısında hemen çaprazlama bakanlıklarda. Gittik baktık otelin adı değişmiş. Latanya olmuş. Bir ağaç amblem var. Yaprak veya ağaç amblem. Latanya bir ağacın ismiymiş. Sordum orada. Nedir bu latanya? Ağaç dediler. Neyse kaldık filan orada. İşte Yargıtay'da işimiz bir iki gün şey oldu. Sabah kahvaltıda bir fotoğraf çekelim hatıra dedik. Bu tarafı çekilirken Kocatepe Camii'ni gördüm. Kocatepe Camii'ni gördüm. Dedim ki numara verdim. Bu bir numara, bu iki, bu üç, bu dört numaralı minare. İşte dedim 3 numaralı ben dedim orada duracağım. 3 numaralı minareyi tam başımın hizasına denk getir. Tam başımın üstüne denk getir yani. Nişan al. Onun bir hatırası var dedim. Ve o şekilde fotoğraf çekildim. Rufta çatıda. 3 numaralı şey minare. Mekanı cennet olsun Seyfi Tatar, Seyfi Hocam. Biz o bölgede hem şirketimiz oradaydı hem o bölge derken yani arka taraftan yürüyorduk. Antrenmandan sonra yürüyorduk. Şey yaptı bir gün. Gel dedi bizim bir hemşeri var dedi ama hemşeri diye Sivaslı diye mi hemşeri dedi yakın arkadaşım diye mi dedi bazen insan yani hemşeri var dedi. Onu bir gidelim dedi. Biz Kocatepe Camii'ne gittik. O zaman da şeye açılmamıştı. İbadete açılmamıştı. Bir hareket vardı. İnşaatlar vardı. Altında bir inşaat falan. Ondan sonra işte o 3 numaralı minareye daldık biz. Seslere seslere birini arıyoruz. Onun bir tanıdığı var. Çıktık. Çıktık. Geniş yani öyle şey değil. Çıktık yukarıya kadar. Bir çıktık ya insan hem o muhteşem görüntü karşısında çok şaşırıyor hem de korkuyorsun yani. Yani yaslanacağın bir yer yok yani. Bir apartmanda balkonda arkaya yaslanırsın. Burası her taraf boşluk. Böyle bir hareket ediyor gibi. Hemen kapandım aşağıya ben. Daha birincisinde 3 tane var. Şeydir. Neyse devamını birazdan anlatayım. Gittik oraya baktık. Orada bir tane peynir tenekesi, yağ tenekesini kesmiş adam. Mangal kömürleri var içinde. Bir kısmen yanmış. Bir tane çaydanlık var. Bardaklar var. Bir tepsi var küçük mikada. Adam yok. Bahsediyordu Seyfi abi. Şey var mı? Hattat mı deniliyor yani? Yazı yazanlar mermerin üzerine oralara çinilerle minilerle çalışan bir adam var orada ama o anda orada değildi. Ona çok seslendik biz. Daha önceki günlerde söylemişti bir gün gidelim bir ziyaret edelim bakalım ne yapıyor oralarda diye. O yazıları oradaki o motifleri yapan bir arkadaşıymış. Öyle bir Seyfi hocamla öyle bir şeyim oldu benim. Çıktık yani oraya. Öyle bir tahta kırığı, böyle kapı kırığı gibi bir şey vardı. Yani orayı kenara aldık, çıktık yukarıya. O zaman daha hareketli değildi orası. Şimdi dedim ya Kocatepe Camii'nin 3 tane minaresi vardır. Her bir minarede üçer şerefiye vardır. Şimdi Bademler köyünde okulumuzda
biz kardeş gibiydik öğretmenlerle. Gerçekten hala dostluklarım. Yani bir düdük çaldığın zaman bir 20 kişi biz toplanıveriyoruz hemen. Hep böyle samimi olduğumuz bir grubumuz vardı. Şimdi fen bilgisi öğretmenimizin kulakları çınlasın. Onun böyle bir önlüğü vardı. Hep böyle ütülü. Onu biz ona nasıl giydiririz diye oyunculuk yapıyorduk. Hani giydireceğiz, kendimize göre şaka yapacağız ona. Böyle olmadı. Bir gün kitapçılar geldi okula, kitap satıcıları. Bir tanesi baya böyle kelifelli, kravatlı mıravatlı. Kitabı satsınlar diye öğretmen kılığına giriyorlar. Çoğunluğu da öğretmen emekliyiz veya öğretmeniz derler onlar. Şimdi ben onlarla bir işbirliği kurdum. Dedim müfettişsiniz, Ankara'dan, bakanlıklardan geliyorsunuz diye. Kurduk tezgahı, işbirliği yaptık. Bir çocuğu da gönderdik. Fen bilgisi öğretmenimize koşa koşa. Tabii önlüğünü giymiş. Pırıl pırıl geldi. Biz de gülmüyoruz, çaktırmıyoruz. Adamı biz öğrettiğimiz gibi. Orada bir piştiledik onu, bir güldürdük. Sonra bir müddet sonra Ramazan Çeşmeli diye bir müdür geldi bize. Şimdi Uzundere'de müdürdür. Geçenlerde onu ziyarete gittim. Şimdi geldi müdürümüz ama hani bilmiyoruz huyu nedir, suyu nedir. Daha geldiği gün, o gün de bir öğretmen arkadaş rapor filan almış galiba. Ben de sınıfı boş bırakmayayım derslerine girdim çocukların. Öğleden sonraki ders böyle ip atlattırıyorum onlara. Beden eğitimi yaptırıyorum. Bir çocuk geldi. Öğretmenim dedi, müdür bey dedi, senin dersine girecekmiş dedi. Allah Allah. Müdür bey benim dersime girecek. Benim dersim yok. Ben komşu sınıfın dersinde öğretmeni yok diye giriyorum. Çocuklara dedim ki, çocuklar dedim, ya dersiniz ne sizin? Hani defterdeki dersiniz ne? Dediler öğretmenim, din bilgisi. Allah Allah, din bilgisi için dışarıda bahçede de olmaz. Önce bir şey, yani böyle şey yaptım. Umursamadım öğleden sonra dedim filan. Bir daha geldi çocuk. Sonra bir daha geldi. Üç kere geldi. Uyanamadım. Öğretmenim dediler. Dedim müdür gitti galiba sınıfa. Bizi beklemesin. Ayıp olmasın adama. Ha dedim derse gidiyoruz. Girdik biz sınıfa. Kimse yok. Sınıfı doldurduk biz. Çocuklar dersiniz ne? Din dersi. Açın bakalım şu kitapları. Din dersinden ben ne anlatayım? Şimdi kapı açılacak. İçeri girecek. Öğretmenin dersini dinleyecek. Şimdi bir başladım camileri anlatmaya. Yani tam bir üniversite kürsüsünde ders veren bir hoca gibi, akademisyen gibiyim yani. Konuların ne olduğunu falan bildiğim yok. Çocuklar dedim bugün hala da o çocuklar öğretmenim derlerdi. Hala o camileri unutmadık biz. Öyle mi ders anlatılır? Şimdi Kocatepe Camii'ni iyi biliyorum. Çıkmışım şerefiyesine, onu da anlattım çocuklara. Şimdi Selimiye, Edirne'deki Selimiye Camii ile Kocatepe Camii birebir aynıdır. Dört tane minare, üçer şerefiye. Sultanahmet'le de Adana Sabancı Camisi aynıdır birebir. Onun da cami gövdelerine bağlı dört tane minaresi üçer şerefiyedir. Külliye bahçe giriş minareleri iki tane, o da ikişer şerefiyelidir. Aynı Sultanahmet'le yani birbirlerine saygı göstermişler. Yeniden yapılmış, daha büyük yapılabilir ama eskisinin ne saygı gösterilmiş. Dört şerefiye, üç şerefiye ve üç minare şeklinde onu geçmemiş yani. Geçmemiş. Limiti eşit tutmuş. Bu şekilde ben bir ders boyunca, bir de şu var. Şimdi anlatıyorum konuyu. Konu bitiyor. Camiler bitiyor. Dört tane cami. Müdür gelmeyince tekrar yeniden geldiği zaman dinleyecekmiş şeklinde tekrar döndürüyorum şeyi, dersi. Bir ders boyunca ondan sonra zil çaldı. Kapıyı açtım, dışarı çıktım, baktım öğretmen arkadaşlar gülüyorlar bana. Hocam diyorlar, bir dahaki dersinize biz de girip senin din dersini dinleyebilir miyiz diye. Yani
Gülme komşuna gelir başına yaptılar arkadaşlar bana. Ama bu dersi de çok güzel anlattım. Bütün çocuklar da çok güzel öğrendiler bu dersi. İşte Ankara'da gittik tabii. Biz işimizi yaptık. Ankara'nın ünlü lokantalarında gidecek aspavalar falan vardır. Akşamları tabii biz kokoreççiyiz. Kelle vardır orada. Mesela kelle daha çok tutuluyor orada. Mesela bir gün evdeyim, boza diyor biri bir şey. Bu ne ya? Boza diyor. Bizim buralarda böyle bir ses duyamazsınız. Boza. Bizde gevrek diye uzatır. Gevrekçi der. Bozacı. Ben ilk orada durdum mesela. Bir gün merak ettik. Arkadaşlarımız söyledi. Var mı bu boza içen? Görmedik bile dediler. Nedir ya bu boza? Çıkıyoruz yakalayamıyoruz. Ses geliyor buradan çıkıyoruz. Bu tarafta kalıyor ses falan. En son yakaladık. Ne olduğunu öğrendik yani boza. Evet, akşamları biz çıkardık gece saat 1'de 2'de. Giderdik. Çorba içerdik. Çankaya'da yani yukarıda Farabi'de otururken Farabi Caddesi'nde otururken her taraf sefirlik, ateşilik olduğu için hassas bölge yani 200, 300 artık hani 500 metrede bir böyle noktalar vardır. Polis noktaları vardır yani. Herhangi bir olay olduğu zaman hemen ulaşabilirler sana. Şimdi Mutlu Apartmanı'nda oturuyoruz. Orada Mutlu diye bak Mutlu diye bir çocuk vardı. Azıcık şişmandı. Ona gidersem vuracağım. Şimdi geldi aklıma. Apartmanın adı Mutlu. Çocuğun da adı Mutlu da bir bağ yok yani denk gelmiş. Şimdi Mutlu'nun annesi değerli bir hanımdı. Bize yemek falan bize çok inanıyordu, güveniyordu. Urlalılar grubu güzel bir gruptuk biz. Temiz aile çocuklarıydık yani. Anladı. Eşi yoktu onun. Çocuk yalnız büyüyordu. Çocuk her gün bize geliyordu. Hep güzel şeyler öğreniyordu. Anne memnundu. Çocuklar diyordu. Yani benim çocuğum sizin yanınızda sizler gibi olur inşallah diyordu. Hiç kaygı duymuyorum dedi. Bize kek getiriyordu, yemek getiriyordu. Sonra bir şey denemesi yaptı o hanım. Bir evlilik gibi bir şey denemesi yaptı zannedersem. Biriyle tanıştı. O kişiyle biz de tanıştık. Tabii hoş geldiniz falan diyoruz. Fakat bu gitgide biraz değişmeye başladı bu adam. Biz görüyoruz onu. Değişik zamanlarda geliyor. Böyle agresif hareketler yapıyor. Biraz sertleşmeye başladı. Biraz sahiplenmeye başladı. Apartmana giriyor, çıkıyor, bir şeyler olmaya rahatsızlık vermeye başladı. Buradan Metin saygıya getireceğim. Metin bunu belki izleyecektir, hatırlayacak. Hatırlayacak o günü. İyi ki Metin vardı. İyi ki Metin vardı o gün. Çünkü Metin Saygı Emniyet Müdürümüz şey emekli oldu. Kuşadası'na galiba. Mehmet abi, Tenekeci Mehmet abinin kardeşi. Urlalı hemşerimiz, kardeşimiz. Bu arada çok güzel kaleciydi. Çok güzel kaleciydi. Ankara'dayken Fenerbahçe istedi onu. Ben kendisi inşallah bir gün benle karşılaşır, böyle bir konuşuruz. Ben ona o ayrılma noktasına geldi. Emniyeti bırakıp Fenerbahçe'ye gitme durumu vardı. Çok ciddiydi. Çünkü polis gücünün kalecisiydi. Çok iyiydi Metin. Metin çok iyi bir kaleciydi. Fakat ben ona hep böyle şeyler söylerdim. Acele etme. Dikkat et. Acele karar verme. Bu işin ciddiyeti var. Spor toparlayamazsın, dağılabilirsin. Dikkat et, yavaş, acele etme gibisinden belki de en iyi kararı verdi. Onun kararını gene o ikrar etsin onu. Ama en iyi karar verdi diye düşünüyorum ben. Şimdi o da benim gibi yaptı yani. Sporu bıraktı, mesleğini de yürüdü. Şimdi Metin hafta sonları bizim evimize geliyordu, bizde kalıyordu. Şimdi bu adam bir gün geldi, bir bağırtı çağırtı kapıda. Biz şey yaptık, çıktık hepimiz yani 4-5 kişiyiz. Yapmayın etmeyin dışarı çıkardık bunu biz. Dışarı çıkardık o pastanenin önüne. Biraz alkol almış. Abi başladı bize böyle agresif tavırlar.
Cebinden paraları alıyor, atıyor. Bak cebinden paraları alıyor, atıyor. Neler var hayatta? Bizi polise şikayet ediyor. Beni soyuyorlar diye. Beni soyuyorlar diyor. Çünkü içeri girmesine izin vermedik biz. O eve girmeye çalıştı. Biraz alkol almıştı. Tabii içeriden de kilitlediler kapıyı. İçeri almıyorlar onu. Biz de gençleriz, çıktık, sahipleniyoruz hanımı. Yapma etme, çık bakalım falan. Çıkarmadık onu yani. Ya çık dışarı dedik yani. Hızını alamadı. Hırslandı bu. Dışarıda cebindeki paraları atıyor yerlere. Soyuyorlar beni diye bağır bağırıyor. Bir sürü polis doldu başımıza. Bir sürü polis bir anda. Sağlam, buralı hassas bölge adı üzerinde. Bereket Metin var. İçimizde Metin de var yani. Metin hemen tak 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 işi çözdü. Adamı da aldılar, yaka paça götürdüler bir yere. Böyle küçük küçük, kısa kısa bir sürü hikayemiz vardır bizim. Bir sürü hikayemiz vardır. Kemal Oğul geldi bir gün mesela. Çocukluk arkadaşı bir başkadır. Yolda gidiyoruz. Yani ben hata yapacağım. O bilmem ne yapacak. Yani o bana açlığını belli edecek. Ben ona parasızlığımı belli edeceğim. Korkumuz yok bizim yani. Çocukluk arkadaşız. Orada yüksek bir bina gördük. Dedik gel ya şunun tepesine çıkalım. Gima. Çıktık tepesine. Oradan baktık mesela. Kaç kişiye nasip olmuştur. İşte çocukluk. Ateş. Çıktık oraya. Sonra canımız bir gün kadayıf istedi. Beyaz kadayıf. Ara 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 yok. Hacı Baba'ya gidiyoruz. Normal baskı kadayıf var. Tabii baklavaları çok güzel. Ondan sonra bulamadık, bulamadık yani. Aradık, aradık. Kemal belki 20 gün kalmıştır. Ya biz yaşamımız her işi yaparken onu da arıyoruz. Yok yani. Her yere soruyoruz. Sonra bir gün Güney gelmişti. Oturuyorduk. İlter var benim. Milli Piyango baş müfettişiydi. O bir gün bizi misafir etti. O gün müydü ondan bir gün sonra mı? Güney'le bir depar attık. Dedik eyvah saat geçiyor. Gittik Hacı Baba'ya. Bir baktık panjurtan yarıya kadar. Kafayı uzattım ben. Dedim kapatıyorsunuz mu? Dedi ki bir tabak kaldı dedi. Bir tabak yani orada. Dedik biz o tabağı yeriz dedik. Yılan gibi içeriye girdik. Hatta bir tabak varmış bir de bir tane minik kenarda varmış. Onu hemen orada atıştırdık. Evet, yani Ankara'ya yolu düşen Urlalılar şeklinde devam edecek. Bugünlük bu kadar. Dedim ya, bir dakika sonra ne anlatacağımı bilmeden başlıyorum sohbete. Bunlar çıktı ağzımdan. Sonra devam ederiz yine. Hadi iyi akşamlar.